Sevgili seyirciler, seçim artık başlıyor. Kısa bir süre kaldı. Burası Kadıköy. Kadıköy'de adaylığını koyacak olanlarla temaslar yapmak istiyoruz. Sohbetler yapmak istiyoruz daha doğrusu. Sırf siyasi olmak durumunda da değil. Ben konuğuma özel hayatıyla ilgili de sorabilirim. Çoluğu, çocuğu, eşi, her şey olabilir. Beni bu konuda ilk arayan Tunceli'nin eski başkanı, belediye başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu oldu. Ne zaman istiyorsan gel dedim. Geldi, sohbet ettik. Adam gibi adam. Zaten beğenirdim onu açıkçası. Onu kutlamak için eşiyle konuştum. Kendisine telgraf çektim. Eşim oradaki Tunceli barınağına, hayvan barınağına bir şeyler yapmaya çalıştı filan. Neticede bütün partilere kapımız açık Kadıköy adaylarına. Ötekiler de gelirse başımla beraber ama onlar o mitingden o mitinge koşuyorlar. Burası da Kadıköy zaten. Önemli olan Kadıköy'ü kim alacak? İşçi Partisi'yle de görüş, onlar da gelecekler. Tip yani. CHP adayıyla da konuştum. O da gelecek. Diğer adaylarda beni arayan herkese burası açık. İlk konuğum Maçoğlu. Ben Maçoğlu'nu çok seviyorum. Çalışkan, adam gibi adam. Aile yaşamı düzgün, çalışkanlığı düzgün. İlk belediye başkanlığında toprağı çaba aldı. Kendisi tarla ekti, kooperatifleri var, şusu var, busu var. Şimdi, hoş geldin bir. Eyvallah. Bir, bu bizim ikinci görüşmemiz, stüdyodaki ilk görüşmemiz. Benim okuldaki odamda da görüştük. Eşi de dünya tatlısı, çok iyi bir insan. Evvela ne içersin? Benim ağzım kurudu bir kere, bir şeyler içeceğim. Susadım. Ne istiyorsan, çay. Çay. Çiçek mi bakar mısın? Maçoğlu'nu tanıyor musun? Tabii ki tanıyorum. Tabii ki tanıyorsun. Ne düşünüyorsun? Ha? Ne düşünüyorsun? Hocam oylarımız kendisine. Hadi bakalım. Çay istiyor. Ben de evvela bir su alırım, ağzım kuruyor. Bir de çay. İki çay bir su, sana zahmet oluyor kızım. Çiçek bizim öğrencimiz, yavaş yavaş tiyatroda başrollere, artık ekranda mekranda da yakında görürüz. Eyvallah. Maçoğlu, ilk sorum şu. Kadıköy'de değişim olarak ne yapmayı vaat ediyorsun? Aslında üstadım şöyle, biz diğer siyasetlere çok benzemeyiz. Geldiğimde ben bunu yaparım tarzımız yok ama Kadıköy'de ilk geldiğimizde bu Kadıköy'lerin sakinlerinin, akademisyenlerinin, sanatçıların, emekçilerinin herkesin gelip bu Kadıköy'e dair söz söyleyeceği bir meclis oluşturmak istiyoruz. Kadıköy'ü birlikte yönetmek istiyoruz. Eyvallah. Esas mesele bu. Ama bütün bunların da içerisinde üstadım şöyle bir mesele önüyorum. Ben Kadıköy'ün artık dünyada ve sizin o emeğinizi de bildiğim için, sanat grubunun da buradaki yoğunluğunu bildiğim için Kadıköy artık bu ülke ve bu dünyanın böyle sanat merkezi ve göz bebeği olması lazım. Bu meseleler bizim için çok önemli. Burada onlarca öğrenciniz var, onlarca sanat grubu arkadaşlar var. Bir mesele bu. İkincisi Kadıköy yaşlanıyor. Yapısı yaşlanıyor. Yani inşaat yaşlanıyor. Evet. Yaşlandıkça da malum ülkemiz deprem bölgesi. Deprem bölgesi olunca da bu yapılaşmanın artık değişme ve yenileşmesi lazım. Ama bilirsiniz yani bu sistemi iyi yönetemedikleri için müthiş faiz zamlar geldi. İnsanlar artık ev yapamaz hale geldi. Her şeyi çok yükseldi fiyatlar. Biz belediye olarak bütün ekibimizle bir çalışma yürütüyoruz şu anda. Ekibimiz dediğin, oradan getirdiğin burada, gençler mi? Burada. Burada örgütlendi mi sen? Tabii. Çok büyük bir ekibimiz var üstadım. Burada veteriner hekimlerden, akademisyenlere, profesörlerden, mühendis, mimar, öğretmen. TKP'li mi onlar? Hepsi farklı. Hayır. Sadece TKP'li değil. Çok güzel. Bu şehri seven. Bravo. Çünkü belediye başkanı olduğun zaman bir partinin adamı değil, Ekrem İmamoğlu gibi herkesin insanı olacaksın. Kadıköy'ün belediye başkanı bitti, olmak zorunda. Bitti. Orada siyaset biter. Artık buranın hizmeti başlar. Biz ondan sonra bütün siyasetimiz 5 yıl durur. 5 yıl boyunca bu Kadıköy'ün hizmetini sürdürürüz. Ovacık'ta öyle oldu, Dersim'de öyle oldu. Üstadım bakın. Sen ilk zaten Ovacıklıydın. Evet, evet, kendin de Ovacıklısın. Evet. Evet efendim. Şimdi düşünün. Şu anda kamu bile yaparken 90 metre 100 metre kareleri 3 milyon üzerinde yürütüyor. Bizim şu anda ekibimizin, mühendis grubu arkadaşlarımızın biraz dokunuşla belediyenin desteği ve şeyle 2 milyona düzeyinde 2 milyon 100 bin liraya düzeyine kadar evet, maliyetini inşaat yapılabilme ihtimali var. Şimdi bunu niye öyle söylüyorum? Tamam. Senden 5 kuruş talep etmeyeceğim. Hı hı. Bir şey öğretiyorum mesleğim olarak.
gülümseyerek anlat bunları. Tabii, tabii. Bir de sen dünyanın en olumlu adamısın ve çok olumlu şeyler anlatırken bu şunu anlat. Sizin yanınıza gelince. Eski beni bırak ben kimim ya. Sizin yanınıza gelince insan da öyle heyecanlanıyor. Sen buraya başkan olursan beni yöneteceksin. Onun için çayımızı içelim. Şimdi sana da ilk tiyatro dersimiz olarak. Çünkü biraz sağ ol kızım. Ellerine sağlık. Hah. Bu yüz sana çok yakışıyor. Sonuna kadar sohbeti şu yüzle yapalım. Tamam. Neyle propaganda yapıyorsun dedim Kadıköy'de. Bir arabam var sizde. Bir tane mi? Dedim ki benim burada bir Doblon var. Al Doblon'un üstüne koy afişlerini. Dolaştır. Ben sen biliyorsun beni. Benim korkusuz bir adamım. Yok, biliyorum. Ben Allah'ın dışında kimseden korkmam. Ona da korkacak bir şey yapmadığım için. Yani ne hırsızlık yapmıyorum. Dolandırıcılık yapmıyorum. Rüşvet almıyorum. Rüşvet vermiyorum. Hiçbir yan şeyim yok. O nedenle rahatım bu konuda. Arabayı istediğin zaman kullanabilirsin. Başım istedim. Benden sonra. Sağ olun. Ha, ben istiyorum ki mesela buraya AKP'li Kadıköy adayı gelsin. Yani Kadıköy'den aday olan herkesin başımın üstünde yeri var. Çünkü biliyorum ki kazandıktan sonra bir tanesi rozetini çıkartacak. Doğru mu? Hepimize hizmet edecek. Bu bakımdan bana ilk gelen oydu. Onun böyle bir önceliği var. Başkası söyleseydi bana, efendim ben yeniden Refah Partisi'ne ya AKP'den adayım, buyur gel otur sohbet edelim. Sen enteresan şeyler anlatıyorsun Kadıköy'deki yenilenme üzerine. Yeni bir gözlük bütün dünyaya şart da, İstanbul'a da şart, Türkiye'ye, ama Kadıköy'de ne yapacağını bütün Kadıköy'lü merak ediyor. Evet, insanlar ev sahibi olmak istiyor ama parası yok. Diyelim ki kentsel dönüşüm diye bir şeyi çıkardılar. 4 kat insanın rahat ulaşabileceği, komşularıyla oturabileceği bir şey var. 25-30 kat yapıyor. İnsanların yaşamasını engelliyor. Yaşa. Diğer bir kısmı komşular ayrılmaya başlıyor. İşte Fikirtepe'yi gördünüz ve benzeri. Şimdi herkes bundan korkuyor. Bir de üstadım, hakikaten insanlar gelecek korkusu yaşıyor. Doğru söylüyorsun. Şimdi bu kadar yanlış, bu kadar kötü yönetimlerin olduğu bu sistem, yani dünyada var aslında, sadece bu ülkede değil ama doğru. Bizim gibi ülkeler, ekonomisi kötü olan ülkelerde daha fazla var biliyorsunuz. Yani bundan kaynaklı da biz bir kere birlikte gülen, komşularından ayrılmayan, güzel, gelecekte kaygı duymayan, güzel, kamuya ait olan, yani devlet, belediye sonuçta devletin kurumu, oradaki gelirleri herkese eşit bir şekilde hizmet eden. Yani 21 mahallesi var. 21 mahallenin ortak her bir sen alana... çalışmışsın. Evet evet. Yani ben çok uzun süredir buralardayım üstadım. Yani ailem burada, çocuklarım burada, kardeşlerim burada. Tanıdım ailemde. Evet evet. Biliyorsunuz. Çocuğumun biri burada, öğrenciniz biliyorsunuz. Maçoğlu'nun evet ya. Ya onu ben senden öğrendim. Dedim ki ya çocuklarım hiç kendini anlatmaz ona öyle. Ona burs verelim filan dedim. Hayır dedi. Burası dedi ayakta durmaya çalışan oku ama ona burs vereceğiz söyleyeyim. Çok teşekkür ederim. Evet. Yani kısacası ihtiyaç duyulan bir yer. Bir de mesela üstadım herkes şeyi der ya, böyle uzakta bakınca sanki Kadıköy zengin. 45.507 tane iş yeri var. Ortalama 3.6 çalışma şeyi var. Bu da 160 bin. 45 bin iş yeri sahibi de orada 10 saat çalışıyor. Ediyor 200 bin çalışan var burada aslında. Aslında bir yerde işçi kenti burası. Sadece 18 kişi bizde var ya. Bu gibi. Küçücük yer. Kamu gibi. Kurumlarını soymuyorum. Onları hiçbirini saymıyorum. Diğer bir kısmın mesela 21 mahalle var. 470 bin nüfus var. 4-5 tane kreş var ama çok kısa bir yere sıkıştırılmış. Evet. Mesela her mahallede kreş yaptığınızda sadece ve sadece düşünüyor musun yapmayı? Evet. Evet. Kısa, orta ve uzun vade şeklinde planlayarak, aynı zamanda da diyelim ki sizleri de bu tür dayanışma şeyleriniz olduğu için söylüyorum. Mesela bir tane vatandaş gelir der ki ben annemin adına bir tane park yapmak istiyorum. Bir tane okul yapmak istiyorum. Bir tane kültür merkezi yapmak istiyorum. Ve bütün bunları onların mutlu olabileceği, onlar kendi yaşamı ve dedesini, babasını ya da yaptığı sanatı topluma uzun süre devam ettirmek için bu tür dayanışma kültürünü de ortaya koyarak her mahallelerde belediyenin öz gücü ile de kreşler, sağlık şeyleri yaparak aslında o trafiği dengelemek istiyoruz. Bu bir. Çünkü Bostancı'dan buraya geldiğinde binlerce kişi yol sorunu başlıyor. Her türlü trafiği. Kadınlar için ne yapmayı düşünüyorsun? Evet. Üstadım yani biz biliriz. Ya üstadım ben. Tamam ben, tamam abi. Abi. Abi diyeyim tamam. Bizi abi kardeş ben muhabbetim. Ben böyle kendim de büyük bu işin profesyonelleri hep öyle derim. O senin kendi saygından ama ben ondan derim. Boşver. Rahat şimdi et. Bakın dikkat edin, kadınlar meselelerinde herkes kendi özgür alan yaratacak diyor ama kimse onun yönetimde irade olmasını istemiyor. Güzel. Çünkü kadınlar eğer bir yönetimin en az %50'si o yönetimin bir parçasıysa ve irade ve yönetiyorsa aslında özgürdür.
Yoksa her alanda, her yerde çalışıyor, çalışır. Sorun yok. Evet. Ama esas olan toplumsal cinsiyet eşitliğini kurmamız lazım. Eşitsiz bir dünyada yaşıyoruz şu anda. Kadın çalışıyor ama akşam eve gelince orada da çalışıyor. Kadın çocuk bakıyor ama aynı zamanda dışarı gidip temizlik ve benzeri işlerde de çalışıyor. Ama kadın yönetmeli artık. Yani dünyanın yarısı, Kadıköy'ün %55'i kadın biliyor musun? Öyledir. %45'i erkek. Evet. Şimdi o zaman en az %55'i yöneten kadın olması lazım. Hadi %50'si olsun, yarı yarıya olsun. Aynen. Peki öyle. Sen belediye encümeninde veyahut da Kadıköy Belediyesi'nde kadın çalışan ağırlıklı, ben onu okudum. En son var, meclisimizde okudum. Bir gösterelim onu. %50 kadın. Şöyle bir yakından gösterelim. Evet, evet, evet. Hayvanlarla ilgili de var. O benim köpeklerim onun için seviyor. Ve de bu kadın ağırlıklı. Şimdi bir tane gazeteci arkadaş, televizyon programı çeken bir arkadaş geldi. İsmail Küçükkaya da olabilir. Hatırlamıyorum ama belediyeye girdiğinde belediye başkan yardımcısından diyelim ki danışmandan özel kaleme kadar hepsini kadın görünce şaşırdı. Hakikaten bizim... Nerede? Tunceli'de. Evet, evet. Şimdi hakikaten bizim söylemden çok pratikte karşılığı olan bir şey yapıyoruz. Yalnız aslında. Lafta değil, icraatta da olsunuz. Peki, bu burada özür dilerim lafını kestim. O zaman bana söz kadından açılmışken kendi eşinden, kendi kızından biraz söz et. İlişkileri evet. Nasıl aile ilişkilerini, özel hayata girmem. Bir, kimseye tuzak soru sormam. Yani ama ben seni sıkıştırırım. Bak ay nefret ettiğim şeydir. Ben nasıl yardımcı olurum diye bakarım insanlara. Buraya yarın AKP'li Kadıköy adayı gelirse tavrım aynıdır. Hiç değişmez. Anlatabiliyor evet, muyum? Abi, biliyorum. Ha sana özel bir sempatim var mı? Var. Neden ötürü var? Çünkü seni tanıyorum. Yaptıklarını biliyorum. Yaptıklarının yapacaklarına bir işaret, bir sinyal olduğunu da biliyorum. Biraz karından ve çocuklarından bahset bize. Tabii. Aileden başlayayım istersen. 11 kardeşiz, en büyüğü benim abi. Babam yaşamıyor, annem burada. İstanbul'da. Allah rahmet eylesin, Allah ötekine olsun ömür versin. Sağ olun, 97'den beri burada. İki kızım var. Kızımın biri İstanbul Üniversitesi İktisatı bitirdi. Bir tanesi hem Florence Nightingale hemşire bitti, şimdi psikolog oldu. Eşim 4 kişilik... Ayrıca bizim öğrencimiz. Evet, Ezgi'si evet. Öğrencimiz. 4 kişilik bir çekirdek. Normalde bizim ülkemizdeki o yaşamın böyle aydın, ilerici anlayışı... Mesela Kadıköy'lü kadınlar için evet. Maadin ne mesela? Hem işte Kadıköy'deki kadın en değerli şey yönetime katılmaları lazım. Yani kendi kentini yönetmeleri lazım efendim. Ben çünkü bu çok önemli. Mesela sanatta onlar önde, eğitimde önde, hayatın sosyal kısmında önde ama tamam. Yönetime gelince yoklar. Yönetimde azınlıktır. Doğru, haklısın. Bu önemli. Yönetimde olan bir tanesini Afyon'da gördüm dün. CHP adayını. Dün Afyon'la ilgili dedim ki buraya bu insanlar giremez demek bu faşizan bir yaklaşımdır. Hayır. Herhangi bir siyasi partinin eğer legal olarak Türkiye'de Büyük Millet Meclisi'nin içini temsil ediyorsa o buranın kapısından içeriye giremez deme hakkı kimsenin hiç yoktur. Hiçbir insana diyememez. Hiç ne şey insanlıkta olmaz. Ne siyasette böyle bir... Şimdi o çark etmeye çalışıyor filan ama ben bugün dedim ki herhalde CHP yönetimi ihracını isteyecek. Çünkü Ekrem İmamoğlu dedi ki bu arada benim İstanbul Büyükşehir'den oyum Ekrem İmamoğlu'nadır. Herkes böyle bizim meslekte biraz ona yaransam öteki mi kıza. Benim öyle şeylerim yok. Ben Kadıköy'de Maçoğlu'na vereceğim oyumu. Zaten Leyla ben vereceğim. Sen ne düşünüyorsun dedi bana. Karıcığım senin sözünden çıkamam. sen verirsen ben de. Ama Büyükşehir'de İmamoğlu'dur benim adayım. Adam çıktı açık açık dedi ki bizim partimizin içinde böyle bir şey olmaz. Kendisine ya yeni bir parti bulsun ya da güle güle dedi. Kızlarımla ilgili bir şey söyleyebilir evet. miyim efendim? Evet. Şimdi bak ben eskiden aslında çok böyle utangaç biriydim. Böyle kadınlarla konuşurken çok rahat değildim. Biraz niye? Kapalı toplumdu eskiden. Yakışıklı, boy, poz, aslanlar gibi adamsın. Bir de benim için en sempatik yanı o Alevi'dir. Benim de Alevi cemaatine karşı müthiş bir sempatim vardır. Onu da söyleyeyim yani. Ama kızlarım bana öyle bir öğretmen oldular ki insanlarla, kadınlarla gerçekten diyalog kurmamı öğretti. Bana. Hakikaten böyle. Yani çocuklarımızdan öğreneceğiz. Evet, çocuklarımızdan öğrendim. Ben kızımdan öğreniyorum hala. Evet. Hala. Çok samimi bir şey söyleyeyim. Kızlar evime geldiği an kendimi en dünyanın en mutlu insan olarak hissediyorum. Artık bu laflar bir sorun beni biraz kaldı. Bozar. Dur şimdi ya. Benim kızım çok uzakta. Beni biraz şey yapar. Her gün görüntülü konuşuyorum ama hadi maç olur gel çay içelim. Eyvallah sağ olun.
Benim kızım Hollanda'da yaşıyor. Torunum orada, damadım orada. Damadım İnsan Hakları Mahkemesi'nin ombudsmanı. Çok çok iyi her şeyi. Kızımın orada bir korosu var. Görüntülü telefon olmasa Maçoğlu ben yandım. İki kere günde gidersin abi. Görüntülü atlar çok... gidersin. Kesin atlar gidersin. Öyle değil mi? Ben dayanamam. Kız çocuk. Ha? Öyle. Başka mı oluyor kız çocuk? Öyle diyor. Bizde şöyle derler. Evet. Eğer tabii bir haksızlık yapmak evlat arasında bir ayrım olmaz ama derler ki bizde kız çocuğun yoksa baba olamamışsın derler. Bir de eski bir laf, çok güzel bir laf ya. Bir de eski bir laf vardır. Seveceksen oğlan çocuğunu sev, kız çocuk kendini zaten sevdirir. Evet. Ne güzel bir laftır evet. Değil mi? Kesinlikle, kesinlikle çok doğru. Eşin sana yardımcı. Evet, hep yanımda. Görüyorum işte, hep ya. Hep beraberiz. Görüyorum ya. Yani emekçi sağ olsun. Değil mi o da? Tabii tabii. Tabii, tabii. Sağlam. Çok tabii tabii. Hep yanımızda, hep böyle omuz omuza gittik. Çok oldu. 89'da evlendim. 35 yıldır evliyim. Maşallah. Benim de 36 oldu. Evet, doğrudur. Evet. 89'dan beri yan yanayız. Aynı evde birlikte paylaşıyoruz abi. Ne güzel bir hayatım var. Çalışıyorsun, dürüstsün. Hakkında herhalde en ufak bir, yani belediyecilik adına evet. En ufak bir... Yok, hayatımda da hiçbir şey olmadı abi. Olmaz. Yani hiç olmadı. Olmaz. Yok. Şöyle abi, mesela eşimin güzel bir yanı var. Mesela diyelim ki bizim arkadaşlarımız gelirdi, gençler, yoldaşlarımız gelirdi. 10 kişi, 20 kişi çıkar eve giderdik. Hiç önce de aramazdım, demezdim. Ya bu kadar kişi geliyoruz. Gittiğimizde hiçbir zaman böyle yüzünü bir böyle somurtmadı yani. Hep candan karşılama yaptım. Çocuklarım, eşim hep gerçekten beni hep mutlu etti. Böyle saygı duydum yani. O anlamıyla da iyi bir aileyiz gibi. Kardeşlerim de öyle. Hep Allah beraberiz. Bozmasın. Yok sen kendin iyi insansın. Belediyeciliğine yansıyor o. İyi adam da. Hep diyorum ki ilk derse giriyorum. Öğrencilere diyorum ki yeni gelmişler daha. O gün başlıyorlar. Zannediyorlar ki ben onlara tiyatro öğreteceğim daha. Hayır diyorum. Bak. Önce iyi insan olun. İyi insandan iyi tiyatrocu, iyi politikacı, doktor, iyi manav, iyi mühendis. Önce iyi insan aynen. Olun. Sonrası kolay. İhtiyacımız daha var ama. Bitti. Başkanım. Hayatım boyunca herkes para biriktirirken hemen insan biriktirdim. İşte onlardan ikisi şu anda karşımda benim bu işlerimi düzenleyen arkadaşlarım. Bir tanesi Maçoğlu, kızı bizim öğrencimiz, eşi pırlanta bir insan. Senden bir istirham var. Tabii başım özet istiyor. Olarak Kadıköy halkına de ki benim kafamdaki nokta proje sizler için şudur. Bir kere hakikaten bunu çok samimi bir şey söyleyeyim. Bir kere bu kadar eğitim nitelikli ve entelektüel birikimi olan bu toplumun bu ülkeye yeni bir model yaratması lazım. Projemiz bu ülkenin geleceği değil. Bu ülkeyi kötü yönetiyorlar. Çocuklar kaçıyor, gençler gidiyor, öğretmenler gidiyor, doktorlar gidiyor, gazeteciler kaçıyor, avukatlar gidiyor. Birincisi burada... Ama gidersen git dendi de ondan. Ama biz bunu artık durdurmamız lazım. Hep beraber. Bu kent iyi bir model olabilir. Onun için bu kent iyi bir sanat kenti olmalı. Bu kenti kadınlar yönetmeli. Bu kentin sakinleri bu kenti yönetmeli. Ama bu kent en çok gerçekten de bütün 21 mahallesiyle eşit hizmet alan ve birlikte bu mücadeleyi, bu yönetimi bir parçası olan bir anlayışı örgütlememiz lazım. Bir de bu kadar iyi insanın, bir arada yaşadığı bu iyi insanın mutlak artık bu ülkenin gerçekten 81 iline dayanışma kültürü, oradaki üretime destekleyen kültür, orada ürettikleri burada pazarda, sokakta insanların buluşturduğu bir şeyi yapmamız lazım. Yoksa çok zehirli şeyler yiyoruz. Çok kötü şeyler yiyoruz. Öyle. Yani bu halk niye üretmiyor biliyor musunuz? Orada üretiyor ama elinde kalıyor. Getir satamıyor. Buradaki pazarlarda, buradaki insanlarla buluşturduğumuzda bunların her bir şey olur. Güzel abi, her şeyden önce bu kentin en sevdiğim yanı ne biliyor musunuz? 81 ilde insan yaşıyor. Hepsi birbiriyle kardeşçe yaşıyor. Bu çok değerli benim için. Çok önemli benim için. Gerçekten önemli. Bu kadar kötü ayrıştırmaya rağmen, işte gel rağmen, içeri almam, evet. Şu yapmam ve benzeri. Evet, ona evet. Rağmen bu kadar insanlar yoksullaşmasına rağmen hala dostça, kardeşçe, eşit ve barış içinde yaşıyorsa bizim insanlarımızın vicdanlı, iyi ve gerçekten aydın olduğunu gösteriyor. Ben böyle buna inanan biriyim. Gerçekten hiç karşılıksız ama her şeyden önce birbirimizi seven iyi insan olmamız lazım. Dediniz çok doğru. Sevgili seyircilerim, Sait Faik Abasıyanık 23 dile eserleri çevrilmiş bir yazardır. Benim derslerimde mecburi yazardır. Onun öykülerini oyunlaştırıp oynarlar. Sait Faik'in en sevdiğim sözü şudur. Bir insanı sevmekle başlar her şey. Evet.
Bu kadar. Kesinlikle. Kendini seveceğim. Şimdi bak burada bir tepsi baklava olsa, tamam mı? Şöyle orta boy. Başlasak yemeye, doğru mu? Paylaşarak yemeye, evet. Yani. Yardımcımız var, eşim var, işte aşçımız burada, sen, ben filan var. Yalnız o orta boy baklava bir saat sonra biter. Paylaşıldıkça azalan bir şeydir baklava. Paylaşıldıkça artan tek şey sevgidir. Evet. Sevgiyi paylaştığın anda sorun kalmaz. Kesinlikle. Sen sevgini paylaşan bir insansın. Yolun açık olacak. Buna inanıyorum. Elimden ne gelirse senin için yapmaya hazırım. Dediğim gibi de Allah yüreğine göre verir insanların demişler. Çocuklarını biliyorum. Eşini biliyorum. Orada yaptıklarını biliyorum. Tunceli'ye hizmetlerini biliyorum. Hayvanlara gösterdiğin sevgiyi biliyorum. Son bir söylemek istediğin de varsa, evet, şu kamera senin. Ona bakarak söylersen. Evet. Şunu söyleyebilirim abi. Sokakta yaşayan o canların dili yok. Ama onlar da bizim gibi bu toprakların bir parçası. Birlikte yaşayabiliriz. Evimizde yaptığımız yemeğin bir tas da onlara verebiliriz. Onların mutlu olması için uğraşabiliriz diyorum. Aynı zamanda sokakta engelli vatandaşlarımızın yürüyemeyecek durumda olan o sokak düzenlemelerine hep birlikte aslında belediye, aslında en iyi belediye aslında dezavantajlı gruplara yapılan şey en iyi yapandır aslında belediye. Tabii. Yoksa herkes bina yapar, ev yapar, şu yapar ama gerçekten de birlikte yaşadıklarımıza eşit bir şekilde, birlikte yaşadıklarımıza uygun bir kent için uğraşmamız lazım. Sokak hayvanından, engelli engelliden, kadından diyelim ki yaş alan dediğiniz büyüklerimize, hepsine ve bütün bu insanların tecrübesinden faydalanmamız lazım. Kadıköylülerin en büyük özelliği şu olması lazım. Biz de ona uygun bir proje yapıyoruz. Bizden büyüklerimiz hakikaten onlarca akademiyi yönetebilecek düzeyde entelektüel nitelik var ve biz onlardan öğreneceğiz. Bizim onların bize öğrettikleriyle bu kenti yöneteceğiz. Onlar da bu meclisin ve yönetimin bir parçası olacak. Sana çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Beni onurlandırdın. Saygılar sunuyorum. Konuğum oldun. Eşine, çocuklarına, seçmenlerine, hepsine sevgi yolluyorum. Yolun açık olsun. Seviyorum sizi abi. Onu bilmenizi isterim. Eksik hakikaten olma. Seviyoruz. Çocukluğumuzdan beri izliyoruz. Hiç doymadık. İnşallah uzun süre doymayacağız. İnşallah sen de bizimle burada 5 yıl boyunca birlikte olursun. Eyvallah. Biz de sana doyamadık. Peki B planı. Diyelim ki bu iş tutmadı. İyi haber şu. Sen seçilirsen çok mutlu olurum. Kötü haber şu. Burası muhafazakar bir yerdir Kadıköy. Ne bağlamda? Bağnaz mı? Hayır. CHP'li benim yaşımdaki ve üst yaş seçmen grubunun bir tutuculuğu vardır burada. Yani CHP der, başka bir şey demez. Mesela Erkan'la konuşuyordum. Tanıyorsun Erkan başını. Çok istemiş o seninle birlikte olmak. Bir sosyalist dayanışma içinde olalım, çok istedim diyor. Çok da severim. Çok da pırlanta bir çocuktur yani. Diyeceğim o ki netice itibariyle ola ki A planı tutmadı. B planın ne? Şunu söyleyeyim abi. Sokakta gördüğüm kazanıyoruz. Ama diyelim ki sonuçta insanların teveccühü verme, yani olmasa da bu siyaset hayatım daha mücadele ederek ve bu ülkenin geleceğe kaygısı taşıyan dönecek insanlarla... Dönecek misin Tunceli'ye? Ben bu ülkenin her yerindeyim. Kooperatifler yapıyorum. Ben bütün kooperatiflerin birliğini kurarak buralarda bir çalışma yürütmek istiyoruz. Bütün ülkede ama. Sadece bulunduğumuz Dersim olarak da orada değil. Aynı zamanda da siyasete devam edeceğiz abi. Biz bunun siyaseti 40 yıldır yapıyoruz ve bu ülkede insanlar rahat eden kadar, mutlu olana kadar, refah düzeyi yükselene kadar, eşit, adalet ve özgür yaşadığı olana kadar bu mücadelemizi sürdüreceğiz. İstanbul örgütü nasıl? İyi, güçlüyüz abi. İyi mi? İyiyiz, çok iyiyiz. İyi. Abi. Çok iyiyiz. Umuyorum, diliyorum, istiyorum. Mutlu ol. Eyvallah. İnsanları mutlu et. Kadıköy güzel bir yerdir. Yani bir şey söyleyebilir miyim abi? Tabii. Özür diliyorum. Evet, yani böyle bir partici anlayış görülüyor ama sizin de söylediğiniz şeyler her ülkenin bazı yerlerinde var. Ama ben aydın insanların o diyalektik var ya, değişime olacağına inanıyorum abi. Ben bu ülkenin, Kadıköy'ün de insanların vicdanına güveniyorum abi. Onu söyleyeyim size. Ben de inanmak istiyorum. Yalnız Türk halkını biraz bu yaşıma gelene kadar iyi tanıdığım için, Kadıköy'ü de iyi tanıdığım için, hem yazları çocukluğumda, Fatihliyim aslında ama yazları dayımın evi vardı Caddebostan'da. Sonra 45 sene evvel kendim buraya taşındım. Seviyorum burayı, çok seviyorum. Yani hem demokrat, hem özgür, hem özgün, kendi gibi. İstiyorum ki bu insanlar seni anlasınlar, seni tanısınlar ve sana yönelsinler. İçten samimi duygularım, eyvallah, budur. Yolun açık olsun. İyi ki geldin, eyvallah, hoş geldin. Canım çok kardeşim.
Sağ ol. Evet, bugünkü konuğum çok sevdiğim Mehmet Fatih Maçoğlu'ydu. Yolu açık olsun. Dediğim gibi her siyasi partinin Kadıköy adayına, hatta buradaki milletvekili adaylarına da açık. Çünkü siyasi bir platform, ama zannediyorsanız ki eğer sadece yok öyle bir şey yok, portföyümüzde gelecek olanları söyleyebilirim. Mesela çekimler yapıldı. Şemsi İnkaya, 65 yıllık sanatçı arkadaşım, Melek Baykal çekime geliyor. İlber Ortaylı çekime geliyor. Her platformdan öğrencilerim var. Mezun çok ünlü öğrencilerim var. Onlar çekime geliyorlar. Şimdi Şevket Çoruh geliyor yakında. Hepsiyle böyle aralara siyasi atmosferden simalar sokarak, sanatçıları da ihmal etmeden söyleşilerimiz, sohbetlerimiz devam edecek. Gerisi size kalmış. Biz de galiba 100 bine doğru gidiyormuşuz. Bir ödül gelmişti. Bir ödül de Büyükçekmece'den geldi. Onu da göstersem iyi olur ya. Sonra daha yukarı çıkamam. Onu da sonra gösteririm. Galiba bir de bize şey mi geliyor? YouTube'dan bir şey geliyor galiba. İyi, güzel gidiyoruz işte. Kafa kafaya verdik. Yüzümüz gülsün. Yüzünüzü güldürelim. Gülmekten ayrı kalmayın. Onun da amacı sizlerin yüzünü güldürmek. Bizim mesleğimizle benzerliği o. Politikanın ayrılığını, ne olduğunu sonra anlatırım size. O dürüst bir insan ama benim söyleyeceklerim bu kadar. Siz zaten anladınız. Görüşmek umuduyla. Hey.